Hemen ben teknik yapıya Lütfen. söz vereyim. Yani şimdi drone uçurmayı durduracak. Şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim. Ben de bu tarafa bakmayın. Geçeyim sizi karşıma alayım. Şimdi, buyurun hocam. Burada esas drone uçurmayı yani Gazze'nin tamamında da olabilir de. Şimdi uçaklardan 80 kilometre yanal film çekmek mümkün. Yani F-16 keşif uçağı veya F-15 keşif rolünde ne varsa elinde. Yani düşünün burası zaten ne kadar? 11-12 kilometre. Yani şunu söylemek istiyorum. İsrail'in dışından buranın efendim devamlı surette hayır, drone çıkıyor. Olmasına gerek yok. Bu bir yani bir şaşırtmaca. Yani o hocam biz biraz da yaklaşalım mı? Hani çok büyük haritayı bir daha net önemli bir şey oluyormuş gibi. Yani drone uçurulmayacak. Yani ya drone uçurmaz da burada dediğim gibi İsrail'in sınırları içerisinde çok rahat. Denizden de yandan ya da. Ya nereden isterse. Evet. Ya 80 kilometre diyorum ya. 80 kilometre uzaktan uçak efendim çok rahatlıkla bunu gözetleme imkanına sahip. Üzerinde uçmayınca diyelim ki efendim insansız hava aracı uçurduğunda yine efendim belirli mesafeden burası düz arazi olduğu için 150 kilometre çapında insansız hava araçları gözetleme imkanına sahip oluyor. Dağlık arazide 50 kilometre çapında insansız hava araçları burası düz derecik arazi. O zaman neden drone uçuruyordu önceden? Efendim zaten devamlı gözetlemek için. Hı. Şimdi bakın drone demeyelim de onlara insansız heronlar. Hava araçları. Evet evet her onları uçurmasının sebebi devamlı surette Hamas'ı gözetlemek ve ondan sonra efendim Hamas herhangi bir harekette bulunduğunda oraya devriyede gezen uçaklar vasıtasıyla bomba atmak. Şimdi isterseniz bir şöyle toparlayayım mı? Lütfen. Şimdi efendim bakın yani bu başladığında olay başladığında İsrail'in tabii bir stratejisi var. O stratejisi şu ilk önce yani hava gücü çok güçlü olması nedeniyle efendim 81 metreye kadar inen ondan sonra derin yani zırh delici bombaya sahip olması nedeniyle evet Hamas çalışmış 8 sene tünel yapmış ama İsrail de durmadı. İsrail'de mesela 4,5 ton bomba, zırh delici bomba 81 metre derinliğe kadar iniyor. Yani burası yani zaten geliştirmiş çok silahlarının ya tahribat tabii, gücünü. İsrail'de düşünün. Şimdi dünyada iki tane büyük bomba var. Birisi 12 ton. Onu Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri denedi Trump zamanında. İnanır mısınız 4,5 şiddetinde deprem oldu. Bir de fay kırığı meydana geldi. 12 ton. Evet 12 ton. Elehli Hastanesi'ne bu, her biri birer ton 6 bomba atmışlardı. O da dediğiniz gibi ton. Burada öyle de var da. Ama baktı ki burada zaten birer tonluk bomba kullandığında hatta tünellere bile zarar verdiğini gördü. Neden? Hamas açıkladı. Dedi ki 22 tane rehine öldü dedi. Yani rehineler en güvenli yerde bir yerde yaşatılır. Ondan sonra baktık ki sadece yani birer tonluk bomba bile çeşitli tünellere hepsine değil de bazısına rast gelenine efendim demek ki etki yapmış. Onun için o büyük bombayı bile yani 4,5 tonluk bombayı bile zannedersem bir sefer kullandı. Yani takip edebildiğimiz kadarıyla tahminimiz tabii bu. Ama genelde o birer tonluk bombaları kullandı devamlı sürede. Siz onu orada bombanın bıraktığı tahribattan mı tahmin ediyorsunuz? Evet. Evet. Ayrıca her tip bombanın bir özelliği var. Onu tam anlasın. Evet. Yani şimdi bakın onu söylemek istiyorum. Şimdi burada kara harekatı başlayıncaya kadar genellikle ne kadar efendim yer varsa yıkmaya çalıştı. İşgal edeceği yerlerde kendisine yol açmak için ne yapması lazım geliyorsa onları yaptı. Kara harekatı başlayıncaya kadar. Şimdi kara harekatı başladı. Kara harekatında efendim belki onu bilmiyoruz. Efendim zırhlı birliklerini ileriye sürdüğünde içinde insan vardı yani şoför dışında insan tankın vardı veya yoktu onu bilmiyoruz. Robotik şimdi, sistemler de kullanıyor. Hayır o da var da ama yani maksat Hamas'ı dışarıya çıkarmak üzerlerine demet bomba atmak. Demet bomba ne? Klasik. Efendim bir tane bombanın içerisinde 635 tane el bombası var. Yani dışarıya çıkan her Hamaslıyı
kafasına vurmak için efendim demet bomba kullandı. Rakay dediğimiz yine bir bomba tarzı. O da aşağı yukarı kavun büyüklüğünde 235 bomba. Onları kullandı. Mümkün mertebe takip ettiğimiz hiç insan yoktu. Efendim yani tankı koruyucu, çıkmıyor. Zırhlı birliği koruyucu, zırhlı efendim bir amaç neydi? Hep efendim işte ilerliyormuş kara birlikleri gibi. Efendim Hamas'ı dışarıya çıkarmak. Hamas'ı dışarıya çıkarıp bomba atmak. Siz diyorsunuz ki evet. Hani bazıları diyor ki o tankın içindeki mürettebat 10-12 kişi. Evet. Hani yok, içinde 12 kişi minimum tank olmaz. Kaç tank kişi? 5 kişi. Yani, 5 kişi. Yani, yanlış mı? 5 kişi 6 kişi. 5 kişi 6 kişi. Siz diyorsunuz ki olmayabilir, biz görmüyoruz. Sadece tankı kullanan vardır. Hani gel yapmak onu için de. Onu hissettik ama biz. Hmm. Onu hissettik. Öyle mi? Tabii efendim, yani şimdi demet bomba atmasının sebebi şu. Tanka demet bomba etki yapmaz ama dışarıdakini öldürür. Öldürür. Yani şimdi bu taktik uygulaması, birçok kişi zannetti ki efendim 160 tane işte zırhlı birliğinin efendim bir şekilde hasar görmesi İsrail'in, efendim işte içindeki bilmem 14 kişi falan olur zırhlı personel taşıyıcı. Hı. 10'la çarp, ondan sonra ha, ne yaptı? Öyle kabaca bir hesap 1600 yapıldı diyorsun. Böyle bir şey yok. Ha. Yani efendim o vurulanlar dahi Merkava tankına ne kadar roket atar etki yapar, o da ayrı konu. Zaten son zamanlarda ilave olarak roket atışlarına başladılar. Füze dedi herkes, füze değil. Füze değil. El yapımı tanksa evet, var. Roket atışları daha etkin olsun diye. Nerede gördülerse gaz şeyleri, tankı. Hamaslıları, onların üzerine roketler attılar. 3-4 gün feci şekilde. Ondan sonra... Ama efendim, şu böyle düşünmesine sebep olan da Hamas'ın paylaştığı görüntülerdi. Aynı yani değil, o tankları aynı. İmha... Ama tabii ki Hamas... Yok hayır, ben size soruyorum. Bakın yani şimdi, o görüntüler paylaşıldığı için. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir tanesinde benzin döküyor. Bakın benzin harladığında efendim Hamas, yani o Merkava'nın içindekilere bir şey yapmaz. Bir anda çünkü harlıyor, tamam. Onlar zannediyorlar ki o bütün Merkava tankının içerisindekini öldürdük zannediyorlar. Sonra Merkava tankına her roket atar işlemez. Yani şimdi o olabilir, orada kalır malır, ona ben bir şey demem. Paleti kopar. Yani o başka ama mesele, ona ölme. Bir şey demem. Ama içindekiler ölmez. Dediğim gibi içindekiler de tek ve muhtemelen onları tekrar bu kurtarma harekatı yaptılar. Geri. Şimdi bütün o 160 tankın zırhlı personel taşıyıcının bir kısmını da geri çektiler. Yani kurtarıp tahmin peki, etmek için. Şöyle... Bir de ellerinde 2200 tank var. Evet, bir o yani, kadar... Yani, toplam 3500'ün üstünde tankı var efendim. Yani bu zayiat İsrail ordusuna zarar vermez diyorsunuz. Çok fazla vermedi zaten. Verdi ama. Vermedi ama yani yeterince vermedi. Onu söylemek istiyorum. Hamaslıların ise 500 kişiyi kaybettiğini söylüyorlar. Yani şimdi Hamas da bunu kabul ediyor. Şimdi düşünün İsrail'in işte söyledikleri hani 49 kişi, 50 kişi falan oldu diyorlar. Hadi diyelim ki o 100 oldu. Ona bir şey demiyorum. Ama özellikle işte bu roket atışları esnasında. Bakın şimdi burada ne var? Ona gelelim. Şimdi biliyorsunuz burada Şifa Hastanesi'ne girdiler. Ondan sonra işte Endonezya'yı en son kuşattılar. Vurdular dün akşam. Kuşattılar, vurdular neyse. Şimdi neye bakıyor biliyor musun İsrail? Ne hocam? Burada ne kadar yiyecek var, ne kadar ilaç var hastanelerde. Ne kadar zaman daha dayanabilir burası? Ne açıdan bu önemli onlar için? Ölecek hepsi. Ne kadar zamanda ölecekler? Siviller için bunu düşünüyor. Evet efendim, tabii ki. Onun hesabını yapıyor. Onun için zaten Hamas efendim ateşkes yapalım da ondan sonra işte ben vereyim esirleri bilmem neleri diyor. Rehineleri vereyim diyor. Hamas bile girmezdi bu işe. İki tarafta zor. Orayı bir daha tekrar eder misiniz Sayın Karakuş? Evet. Ben... Dedi ki Hamas Şifa Hastanesi'ni şu an ele evet. geçirdi ve içeride ne kadar, kaç gün süreyle işte tedavi edilebilir, yemeği mi ne kadar vardır, suyu ne kadar, bunu hesapladı. Aynen. Peki bu süre onlara ne verdi, nasıl bir veri verdi ellerine? Şimdi teslim olmak için. Verdikleri veri şu efendim, yani şimdi bizim Türkiye'ye gelen 3-4 kişi oldu biliyorsunuz, biz aldık Türk vatandaşlarının böyle bir 40-50'sini de aldık getirdik ya, onlar... Refah kapısından çıkar çıkmaz konuştular. Hı hı. Dediler ki 3 gün bile kimse burada
dayanamaz. Bu dayanamaz dediler. Yani onu söylemek istiyorum. İsrail... Ama şimdi yok, şöyle de bir madde var. Yani bir kaynağa göre 300 tır, bir kaynağa göre 600 tır girecek bu süreçte. Evet. Gazze'nin ama, içine. Ama buraya kadar gelecek oraya kadar mi? Buraya gelecek mi? Yani şimdi bakın ne için şurayı kesti? Burayı ilk önce kesti. İkiye böldü. Niye kesti? Buradan bir yardım gelmesin. Ola ki refah kapısı açılır. Refah kapısından buraya gelen buraya da geçemesin diye. O açılacak gene... şimdi hocam. Evet. Evet, yani yani tamam. burayı almasının sebebi bu. Yani ilk önce burayı kesti bakın. Evet, kuzeyde güneyini ayırdı. Ve denizle, en kalabalık yer burası. Denizle irtibatını kesti. Şimdi burada bir şey yapmasına gerek yok. Kara harekatına devama gerek yok. Bunların hepsi ölecek. Aynı kale muhasarası gibi içerideki yani insanlar Amerika açlıktan Birleşik ve susuzluktan ölecek. Amerika Birleşik Devletleri biliyor da şimdi. Onun için araya girmeye çalışıyor. Düşünün 1 milyon insanın burada veya 800 bin kaldı deniyor. 700-800 bin insanın burada ölmesini bütün dünya gördüğünde Amerika da aynı zamanda nefret kusar. Onu gördüğü için... Leningrad kuşatması gibi olabilir mi? Efendim? Bundan daha kötü. Leningrad'ın arkasından gene ekmek getiren vardı. Burada hiçbir şey yok. Evet efendim. Yani balık bile tutamıyorlar. Burası hiçbir kuşatmaya benzemiyor. Yani her kuşatmanın belirli bir şekilde kaçış dayanması için evet efendim kuvvet aktarılır. Şimdi o Almanların kuşatmasında bakın neyi göreceksiniz? Amerikan C-47'lerini göreceksiniz. Amerikan C-47'leri her türlü mühimmat, yiyecek, içecek her şeyi taşıdı. Binlercesi. Yani Rusya'nın dolayısıyla o kadar süre direnilebildi. Efendim? Hayır, Ruslar galip gelsin diye Kızıl Ordu evet. Amerikan uçakları Ruslara yardım etti Stalingrad'da. Tamam işte o yüzden o kadar süre evet, evet, o kadar burada uzun süre dayanabildi. Burada bir şey yok yani. Düşünün şimdi burada benim tahminim işte bu hastaneleri gelip kuşatıp bakmaları yani aslında uydurma hani burası Hamas'ın merkezi. Yok burada işte tünellere gidiliyor falan onlar hikaye. Burada ne kadar ilaç için. Kalmış, ne kadar yiyecek kalmış, ne kadar içecek kalmış. Ne kadar daha elektrik üretebilecek mazot kalmış, neyse ne kalmış. Onları gördüler, dediler ki tamam ya bizim burada kara harekatı bile belirli ölçüde yapmamıza gerek yok. Duralım. Yani şunu mu düşünüyor? Vardıysa da eğer ellerinde depoları bu mutlaka hastanededir. Evet. Yakıtı tabii. Varsa mutlaka hastanededir. O yüzden hastane benim için genel bilgi vericidir. Aynen, bir ortalama aynen, verir bana diye. Aynen çok çok güzel isabetli söylediniz. Hı. Aynen doğru söylüyorsunuz. Yani önemli olan ilk önce yani bir defa bu kadar yaralı olan yerde. En büyük ve donanımlı ondan hastanedir. Sonra bir defa ilaç gerekir. Var mı? Dediğiniz gibi yiyecek var mı, içecek var mı, hastalara, yaralılara bakmak yani için elektrik, ne lazım? Su. Bunlar lazım. Bunların hastanede bile bu yoksa zaten ölecek hepsi. Şimdi inanın, düşünün bakın bütün dünya neredeyse burada kaç bin kişi kaldıysa onların ölümünü bekliyor. O hale geldi. Böyle bir yani, şey ilk kez duyuyorum biliyor musunuz? Böyle ama bir yorumu. Plan çok bu. Çarpıcı, hayır i̇şte hayır. Bunu bilmek için kurmay subay olmak evet, gerekiyor. Evet yani. Yani bu noktaya geldi. Şimdi bakıyorsunuz. Efendim işte kara harekatı ilerlemiyor, ilerliyor. Ya kardeşim ilerlese ne olur ilerler. Adam özellikle ilerlemiyor, ölsünler diye. Şimdi burasını diyelim ki tamamen aldı İsrail. Onların hepsine bakmak zorunda. Onların hepsine bakmak zorunda. Yani aldığınız esirleri savaş hukuku hayır yani oradaki diyelim ki çoluk çocuk diyelim ki hadi daha fazla gitti de ama 500 bin kişi var burada. 500 daha bin kişiye vardı. Yani mesela diyorum. Yani 700-800 bin kabul ediliyor ya, 804 bin falan deniyor. Ben hani tam rakamdan vazgeçtim. Söylüyorum burada işte yarım 800 bin kişi var. Yani. Ondan sonra eğer burayı kara birlikleriyle alırsa onlara bakmak zorunda. Hiç geri... Yani şunu söylüyorsunuz hocam, onlara bakmak zorunda. Yani ben bombardımanla öldürdüm. Şimdi üzerime daha fazla katliam yaptı denmesin. Bırakayım açlıktan ölsün evet. Diye bir plan ama yaptı bir şey İsrail. Daha, açlıktan başka daha tehlikeli bir şey de var. Komutanım müsaade ederse ilave yapayım. İlk tabii. Kez ilaç yok. Şey bir de şimdi bulaşıcı hastalık. O çoktan başladı. Su yok. İçecek suları yok. Tetanozlu suları içiyorlar. Lahm suyu içiyorlar. Bu çok kötü. Deniz suyu da buradan çıkıyor. Buradan artık çıkartamıyorlarmış sonra, deniz suyu. Deniz suyu bile alamıyorlar. Bu topyekün evet. Bir şey. Ya şu da var. Bakın. Her vurulan yerin altında kalmış cesetler var. Kokuyor bunlar. Bu da bir hastalık. Artı kurtaramıyorlar onları.
bu tabii ne olacak? Oradaki insanlar birbirine bulaşıcı hastalık başlayacak. Yani kalsa dahi sağ komutanın dediği gibi o hastalıktan önce doktor da yok, ilaç da yok. Böylece kendi kendilerini öldürmüş olacaklar. Bu o zaman kapalı bir cezaevin içinde buna şeyde şunu söylüyorlar. Yani bir tüpün içine şişeye bir şekilde bu soğuk savaşta Amerika ile Rusya'yı anlatıyordu. Akreple eşek arısı kim kimi sokarsa burada. Burada akrebin bir şekilde alacak havası kalmayınca kendi kendini sokacak. Çok acı bir şey bu ama korkunç. Komutanın anlattığı bir askeri gerçek. Çok, bu şimdi, bakış açısını dediğim gibi ilk, bu arada rejideki arkadaşlar da evet. Yani biz de ilk defa diyoruz. Siz diyorsunuz kurmay bakış açısı bunu böyle okur. Şimdi bakın, yani böyle okur herkes Korgan gibi bakın, okumaz. Bunu mutlaka her yerde söylemeliyiz. Ancak o zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı olur. Evet bence de bunu her yerde. Ancak öyle batıya baskı olur. O zaman bir kez daha anlatır mısınız Sayın Karakuş? Evet, yani, vallahi rejideki arkadaşlar da şu an diyor. Hepsi şaşırdı. Evet, burada kara harekatını yapışı önce efendim malumunuz güney ile kuzeyi kesti. Neden? Efendim nereden olursa olsun buradan yardım kuzeye katiyetle gelmesin. Refah kapısı açılırsa 3 tane tır bile buraya gelmesin. Ve buradakiler hastalıktan, efendim işte bulaşıcı hastalıktan, susuzluktan, açlıktan, ilaçsızlıktan ölsün. Planı bu. Planı bu. O yüzden de ben diyor, niye diyor kara harekatı yapayım da diyor bunlarla çatışayım da bir yığında insan kaybedeyim. Bunlar zaten ölecek diyor. Şimdi bu da bir plan. Ve o yüzden Hamas, geldi. Önce hastaneleri kuşattı. Evet, evet, oradaki evet, durumla ortalama evet, olarak Gazze'nin genel durumunu ölçtü. Tabii ki ölçtü. Bunun yanı sıra şunu söylemek istiyorum. Burada bir de Hamas'la buradaki halkın arasının açılması tarzı var. Şimdi düşünün yani Hamaslılar yüzünden, efendim Hamas militanları bir yüzünden. Bir de tutuklamalar başlıyor. Sen Hamas'sın diye. Evet, militanları yüzünden. Normal sivil halk. Evet, evet, evet. Ondan sonra militanları yüzünden halkın hepsi ölecek. Yani şimdi bazıları diyor ki efendim işte Hamas ayakta kalıyor. Hamas kalamaz ayakta. Yani bizim askerlikte bir planımız vardır. O plan nedir biliyor musunuz? 1'e 10'dur. Yani bir kişinin savaşması için 10 kişi desteklemelidir. Yani 10 kişi gözden çıkarılabilir. Yani hayır. Onlar desteklemelidir. Destek lojistik. Yani burada şimdi hiç Hamas yani hiç Filistinli kalmazsa Hamaslıyı kim destekleyecek? Yani diyelim sivil ki, olarak. Evet, evet. Tamam peki. Ben evet, askeriye evet, evet, yani şimdi yani bir askeri desteklemesi için en az 10 sivil. 10 kişi, 10 tane tabii anladım. Efendim. 10 kişi yani olması hı-hı. gerekir. Hı-hı. Yoksa tutunamaz. Şimdi burada düşünün diğer insanlar ölmüş ve düşünün Hamaslılar yemek yiyor. Yiyebilirler mi? Mümkün değil. Ya, yiyebilir misiniz? Mümkün değil. Yani onu söylemek İsrail'in istediği bu. Hamaslılarla efendim halkın arasını açabilir miyim ve halkın ölümünü sağlayabilir miyim? Sizi desteklemek için müsaadenizle tabii, arada bulunabilirim. Şimdi başta bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gördü. Dedi ki burada bir denklem var dedi. Ya ben burada kalacaksın ya ölüm. Arkanızı dönmüşsünüz. Buyurun ben yani şunu söylemek olayım. İstiyorum. Şimdi burada sıkışınca komutanın dediği gibi içeride bir kalabalık ve karşı koyma başlayacak. Hamas'la Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gördü ne yaptı? Baştan ya ne söyledi. İsrail'in yaptığı yanlış dedi. Burada iki opsiyon var dedi. Ya burada kalıp ölmek ya da buradan bir şekilde refah kapısına geri dön. Burada böyle olunca bu esirler de değişince dördüncü gün yani bu hadisenin kaç gün anlaşacaklarsa buradan Hazreti Musa'nın düştüğü gibi bu insanlar buradan maalesef bu caddeden göçeğe milyonlar, 500 binler buralara gelecek. Kalanlar da ölecek zaten. Şimdi Birleşmiş Milletler bunu gördüğü için bugün söylediği şey şu. Genel Sekreter Guterres diyor ki göreve geldiğimden bugüne kadar savaş çatışmalarda en fazla can kaybı Gazze'de olmuştur. Bugün söyledi evet. Binlerce çocuğun öldürüldüğü gayet açık. Hiçbir çatışmada görünmeyen bir sivil katliama bir şekilde tanık oluyoruz. Bu Sayın Komutanımın arz ettiği gibi dünyadaki görülmüş Stalingrad'dan veya St. Petersburg, Leningrad'dan çok daha kötü bir şey. Neden? O zaman komutanımın arz ettiği gibi Stalingrad'daki nehrin etrafından Almanların cephesinin destek arkasından vardı. Destek geliyordu. Hem insan hem yiyecek desteği. Öbür tarafta Leningrad'da yani o zamanki yukarıdaki St. Petersburg'da her şeye rağmen Ruslar direndiler ve
Sen çok ilginç. Leningrad'a girdiler, tutunamadılar. Saint Petersburg'da bu böyle oldu. Aşağıda da ikinci kuşatmada orada Almanlar 90 bin kayıp verdi. Evet. 90 bin kişi de esir oldu komple. Ama komutanın dediği gibi onlara baktı mı Ruslar? Hayır. Yürüyün dedi şeye, Moskova'ya. 90 bin kişiden kaç bin? 60 bin kişi yolda açlıktan ve susuzluktan öldü. Şimdi bu insanlar da düşünün, bundan 5 misli fazla. 500 bin, 600 bin insan buradan yürüyerek gelecek. Kavimler göçü gibi bir şey olacak bu. Ve o zaman da İsrail diyecek ki bak biz ateşkes yaptık. İnsani açıdan elimizden geleni yaptık. Ve Birleşmiş Milletler'in söylediği olacak. Ya öl ya kal. Özür dilerim komutanım. Estağfurullah. Dolayısıyla tecrit mecbur kalacak. Yani Sayın Türkay, bunu ben neye benzetiyorum biliyor musun? Kıbrıs Barış Harekatı'nda Magosa'da kalan 10 bin Türk'ümüze benzetiyorum. Şimdi bakın, birinci harekat bitti. Ondan sonra birinci harekat sonunda bu neredeyse işte Kıbrıs'ın bir tarafı. Şurası, şurada Magosa Kalesi'ne 10 bin kişi. İçinde de çok iyi, çok sevdiğim arkadaşlarım var. Kıbrıslı Türkler. 10 bin kişi burada kaldı. Bizim kuvvetlerimiz de burada. Gelemedik oraya. Yani birinci harekat sonunda bağlayamadık. Magosa'yı kurtaramadık. Şimdi amaçları ne? Devamlı surette havan mermisiyle burayı vuruyor Rumlar. Devamlı havan mermisiyle yukarıdan kalenin, geliyor mermiler. Kalenin içerisine havan atıyorlar. Ondan sonra o birinci harekat bitmesine rağmen, hani ateşkes gibi bir zaman olmasına rağmen hala atışa devam ediyorlar. Neden? Buradaki insanlar tabii ölmesi gerektiği onlar için söz konusu olduğundan ölsünler. Bir de burada ne var? 10 bin kişi düşünün, sıkışmış kalenin içine, doğru dürüst su yok. Açtık. Efendim yiyecek yok. Şimdi öyle olunca Türk Silahlı Kuvvetleri ne yaptı bakın? Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı? Kıbrıs. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti biz ikinci harekatı yapacağız dedi. Bütün Batı ikinci harekata karşı çıktı. Hı hı. Ama biz dinlemedik. İngilizler özellikle çok karşı çıktı. İki tane uçak gemisini Malta'ya kadar getirdiler. İngilizler savaşa girecek noktaya. Ama bakın Amerikan 6. filosu, hani o zaman denir ki Amerikan 6. filosu araya girecekti. Hiç alakası yok. Amerikan 6. filosunu Amerika Akdeniz'in batısına çekti. Benim arada hiçbir Yunanistan'la Türkiye arasına girmem dedi. Ha, ama İngiltere girerim dedi. Şimdi öyle olunca ne yaptık bakın biz? Özellikle C-160 uçaklarıyla, nakliye uçakları, ulaştırma uçakları. Ondan sonra önce Türk Hava Kuvvetleri bunun çevresinde ne kadar havan atış yeri varsa hepsini vurduk hava kuvvetleri olarak. İkinci Barış Harekatı'ndan önce. Ondan sonra oralarda uçak savarlar da vardı binaların üzerinde. Bir de koruganları yapmışlar. Ha, evet tabii ki. İşte binaların üzerinde uçak savarlar vurdu. Vardı, onların da tamamını vurduk. Ondan sonra ne yaptık? Magosa'nın hemen kuzeyinde, bu kalenin kuzeyinde küçücük bir yer var. C-160'ların özelliği şu, Alman uçaklarıydı onlar. Belirli irtifadan geliyor. Sürat freni var. Bir dalıyor böyle. Alçak irtifaya gelip buralara yiyecek attı, içecek attı, her türlü imkanı sağladı buradaki 10 bin Türk'e. Dolayısıyla 2. Barış Harekatı'nın sonunda da rahatlıkla onları kurtarabildik.